Uzun bir ayrılıktan sonra tekrar sizlerle beraber olmanın mutluluğu içindeyiz bu akşam. Neler çalıp neler söyleyeceğiz? Neler söylemeyeceğiz ki? Eskisi, yenisi, uzunluğu, kısalı tam 11 şarkımız var bu akşam. Neyse, lafı fazla uzatmayalım. Sözün tatlısı kısa olanıdır demişler. Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen. Türkiye'de rock müziğinin öncülerinden Barış Manço aramızdan ayrılalı tam 17 yıl oldu. Eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi. 1999 yılında hayata gözlerini yuman Manço'yu anmak için Barış Manço adlı şehir hatları vapuruyla özel bir sefer düzenlendi. Vapur seferine sanatçının eşi Lale Manço, oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ev sahipliği yaptı. İki düğme, iki ayrı kolda, bizim gibi ayrı yolda. Tam istediği gibi. Nasıl bir kalpmiş ki o, her tarafa ulaşabilmiş ve istedikleri olmuş. Ben eminim ki bunları görüyor, hissediyor. Herkese çok teşekkür ediyorum burada olan, olmayan, kalbi hala bizde olan. Bütün sevenlerine çok teşekkür ediyorum onu yaşattıkları için. Uzun uzun çıkarır koyarım kutuya yan yana. Lale Manço etkinliğe insanların her sene geldiğini belirterek, bu insanlar senelerdir geliyorlar, burada büyüyen bir nesil oldu. Çocuk geldiler, şimdi delikanlılar, genç kızlar. Kimisinin çocukları oldu, çocuklarıyla gelmeye başladılar. Bu Barış'ın büyüyen, gelişen öz ailesi, sevgilerine sahip çıkan insan bunlar, dedi. Oğlu Doğukan Manço ise Barış Manço'ya 17 senedir özlemin bitmediğini söyleyerek, Barış Manço sadece bir sanatçı değil, insanların ailesinin bir parçası. Bizim gittikçe büyüyen bir ailemiz var ifadelerini kullandı. 2 yaşında, 3 yaşında çocuğunu kucaklamış, Barış Manço ile yetişmiş bir nesil var burada. Kendi zamanındaki değerini kendi çocuğuna taşımış. Bu bizim ailecek zaten en büyük misyonumuzdu. Barış Manço'nun bir sonraki nesillere akmasına yardımcı olabilmekti. Etkinliği her sene gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirten Batıkan Manço da, Barış Manço'nun bunu hak ettiğini hissediyoruz, sevenleriyle bunu paylaşmak istiyoruz diyerek Barış Manço'nun sanatına hala değer verildiğini ve çeşitli projelerde yer verdiklerini söyledi. Babamın 80 şarkısının 80 farklı sanatçı tarafından görsel sanatlarda eserlerini gördük. Bunun sergisi yaklaşık bir ay sürmüştü Galatasaray Müzesi'nde. Şimdi 2 Şubat'ta o sergi tekrarlanıyor Beşiktaş Belediyesi'nde. Yaklaşık bir 2-3 hafta kadar sergilenecek zannediyorum. Ailesinin yanı sıra Barış Manço'nun yüzlerce hayranı Kadıköy ve Kabataş iskelelerinden toplanarak ünlü sanatçının mezarının bulunduğu Kanlıca'ya gitti. Gibi. Ayrılırlar.